Selamünaleyküm. Tekrar hoş geldiniz. Semahat'ın Patikleri Irkan arkadaşlar. Bugün de size şöyle cici bir yelek anlatımını yapacağım inşallah. Bebeklerimizin severek yiyebileceği yakada yine bir rahat örgü. Şöyle örgümü kısaca bir göstereyim. Şöyle klasik yelek yakası yaptık. Kolyerimiz yani biraz değişik bir model. Bu modelin ister bu hani biraz sonra göreceksiniz neler yaptığımızı şu Selanik, yalan Selanik. İster bu Selaniği üstte kullanın, isterse şöyle içte kullanarak şu oyuntu dışta kalsın. Böylesi de var. Bakın şu şekilde kullanan da var. Bu şekilde kullanan da var. Ben bu şekilde tercih ettim. Tercih sizin artık. Yeleğimizi şöyle 4 düğme ölçüsünde 2 yaş bir bebeğin rahatlıkla giyebileceği ölçülerde şöyle yelken yaptım. Balık yaptım. Balıklara birkaç deneme sonucunda hani bakmadım da balık yapımı var mı yok mu diye işte tahmini olarak bu şekilde bir balık figürü yaptım. Yelkenimizi yaptık. Can simidimiz var. Bayrağımız var. Bu var olan bir model. Yelek de var olan bir model. Yine söylüyorum. İlk tasarımcısı kimse eline sağlık. Çok güzel iş tasarlamış. Öne gelince bakın şöyle yuvarlak bir ön yaptım bu sefer. Bu da bir şık durdu. Güzel durdu. Yani fazla artık uzatmayayım. İpimi göstereceğim arkadaşlar. İpim şu. Alize Süper Lana. Zincir. Zincirden dolayı baya böyle bir katlı yani aynı zincir gibi. Şöyle şu şekilde numarası falan hepsi burada arkadaşlar. Buradan ekran resmi alıp kullanabilirsiniz isterseniz. Değişik bir ip. İlk defa kullandım. Ama haroşa da size tavsiye edeceğim ip Baby Best. Alize Baby Best. İşte Nako Baby Best. Daha bir yumuşak örgüsü oluyor. Daha tok oluyor. Bu biraz daha ince. Şimdi yeleğimi kaç ilmekle başladım? Yeleğimi 40 tane. Her önde 40 ilmek başladım. Şimdi bu yuvarlaklığı vermemiz için yeleğimizi 3'e böleceğiz. 13 bir kenarda, 13 bir kenarda, 14 ortada. Şöyle ayraç kullanarak size göstereyim. Hem de sayalım. Çünkü yabancı arkadaşlar da izliyor. Buradan teşekkür ediyorum. Onun için daha anlaşılır olsun diye şöyle sayarak böleceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 taneyi ayırarak ayracımı taktım. Tekrar sayarken buradan dökmeyeyim. Tekrar başlayalım. Şöyle yaklaştırayım. Çok yaklaştı. 2 4 6 8 10 12 14 Tekrar bir ayraç daha taktık. Tekrar sayalım. 2 2 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şimdi devam edelim örmeye. Bir sıra 40 tane ilmek yaptım. Bir sıra bakın bir diş haroşadan sonra. Bir diş haroşa yaptık sonra böldük. Burası modelimizin ön yüzü. Hemen ilk ilmeğimi bu şekilde alarak başlıyorum. 13 tane ilmeğin 13'ünü de haroşa örerek ayraç kullandığımız yere kadar gelin.
Şimdi şuraya kadar devam edeceğiz. Ayracımı çıkarmıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 ilmeği de ördüm. Şuradaki ilmekleri ikişer ikişer ortaya toplayacağız. Hemen buradan 1, 2 tane ördüm ve çevirdim. İpi arkaya attım. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2 tane kenardan almıştık. 16 ilmeğimiz oldu. 2 tane de bu kenardan. 1, 2. Tekrar çeviriyoruz. İpi arkaya atarak devam et. Artık ayracımı çıkardım çünkü yerimiz belli. Ördük. Tekrar 1, 2 tane 13 ilmeğimiz olan yerden aldık ve çevirdik. İpi arkaya attık. Tekrar devam et. Ters taraftayız. Bu ördüğüm ilmekleri ben boş geçeceğim. Başlarda ve sonlarda sizinle birlikte yapacağız. Evet, tekrar geldik. Buradan tekrar 2 tane ilmek aldık. Dikkat ederseniz azalıyor. Tekrar devam et diğer başa kadar. Aslında bu ilmekler bitene kadar böyle bu şekilde yapacaksınız. Her iki tarafta da ilmeğimiz bittikten sonra ördüğümüze düz bir şekilde devam edeceğiz. Tekrar bir sıra daha göstereyim. Sizin de zamanınızı almayayım ben boşuna. Tekrar geldik. İki tane ilmeğimi aldım. Bu şekilde arkadaşlar çevirerek ortadan başa çıkmadan çevirerek şuradaki 13 ilmek bitene kadar 2, 4, 6, 7 tane kaldı. Bu şekilde ipinizi arkaya atarak ilk ilmeği örmeden bu şekilde devam edip kenardaki ilmekleri bitireceğiz. Sonra da o yuvarlaklığı elde etmiş olacağız. Yeleğimizin boyunu da size vereceğim. Tekrar geldik. Bakın zaten kendini göstermeye başladı. 1, 2 tane aldık. 2, 4, 6, 7 tane de burada kaldı. Şuradaki ilmekler bitene kadar bu şekilde devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu son 1-2 ilmek kaldı. Onu da birlikte yapalım en azından. Gece çekimi yaptığım için bazı gölgeler çıkıyor. Kusura bakmayın. Tekrar bakın. 3 tane ilmeğim kaldı. İkisini ördüm. Çevirdim. Çünkü diğer kenarımızda da 3 tane ilmek var. İpi arkaya attım. Tekrar son sıramız zaten. Sona kadar gelelim. Kenara geldik. 3 tane ilmeğim de burada kaldı zaten. Bunları da ördük. Tekrar
Bir ilmeğimiz kaldı ya arkadaşlar. Onu da dönelim. Hani tek ilmek kaldığı için biraz daha oval olmasını sağlayalım bunun. Bu benim sağ ön. Sol önü yaptım. Düğmeliği yaptım. İlik yerleri kanalımda mevcuttur. Bakarsanız nasıl ilik açıldığını da oradan görebilirsiniz. Her şeyi ben bu şekilde yaptığım için her iki taraftan da düz örgü olarak yapınca arkaya haroşa çıkıyor. Siz kendi tekniğinize göre yapın. Bir ilmek kalmıştı. Evet, başa geldik. Şimdi bizim yeleğimizin ön yüzü, bakın şu yan duran ilmek tarafı. Burası benim ön olacak. Şimdi şurası benim ön olacağı için buradan 7 tane ilik yeri, yani düğme yeri yapacağız. Şurada 8 ilmek kalana kadar örüp gelelim. Bu sırayı da sizinle birlikte örmek istiyorum. Yeleğimizin ters tarafındayız, arka tarafında yani. Tekrar haroşa olarak devam edelim. Sekiz tane sol şişimizde 8 ilmek kalana kadar haroşamızı yapalım. Evet, 4 tane ilmek daha yapalım. Şöyle bir sayalım. 2, 4, 6, 7 tane bizim düğme yerimiz. 2 ilmeği daha ördüm. Zaten ben her iki taraftan da düz ördüğüm için şurada bir tane selanik yapacağız. Bunu önden ters öreceğiz. Bu bizim düz ilmeğimiz olacak yani. Tekrar lastiklerimiz, ön düğme yerini yaptık. Şurada bir tane ilmeğimiz vardı. Onu da yaptık. İşlem bitti. Bundan sonrası tamamen düz örgü. Yani düz derken artırma eksiltme yok. Şimdi bu kenarın şöyle düzgün durması için hep düz şekilde. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Şöyle düz şekilde. Yani ters örer gibi alırsanız şu kenar düz görünür. 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 İpi kendine doğru bir tane ters yaptık. Şu lastik görünümlü yer var ya, bakın şura. Ters taraftan ters, düz taraftan selanik örgüsü olarak devam edeceğiz. 2, 4, 6, 7 tersimi yaptım. Şimdi başa kadar çıkıp tekrar dönüp gelelim. Bu tarafta hiçbir işlem yok. Başa kadar gel, şuraya kadar, şurada beraber yapalım. Ön tarafa yaklaşıyoruz arkadaşlar. Hani düz örgümüz var ya, bakın düz görünüyor zaten. Bunu selanik örer gibi, bakın şu şekilde ikinci sıradan. Şu da altta ikinci sıradan örerek bıraktık. Tekrar 7 tane haroşamızı yapalım. Birkaç sıra ördükten sonra kendini gösterir zaten. Dönüşlerde ters örgü örer gibi örmeden al. Ya da bitirirken örmeden al. Yani nasıl kolayına gidiyorsa. Ben öyle de yapıyorum, öyle de yapıyorum. 2, 4, 6, 7 tane ördüm. İp kendime doğru aldım, ters ördüm. Bundan sonrası hep haroşa. Şimdi tekrar ve son sıramı gidiyorum arkadaşlar. Çünkü anlatacak bir şey yok.
zaten kendini gösteriyor. Buradan bunu ikinci sırada Selanik örer gibi. Selanik bilmeyenler de bakın bu şekilde. İlk ilmeği değil de, yani şunu değil de onun altındaki ilmekten örerek bırakıyoruz. Burası bizim ön taraf. Diğer taraftan da ters örgü olarak öreceğiz onu. İlmeğinizi dediğim gibi ister o taraftan ister bu taraftan, yani sıranın birisinde örmeden alıyorsunuz baştaki ilmeği. 7 tane ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 7. Ters ördüm. Arkadan Selanik, önden ters. Şimdi bakın elimdeki örgü şu şekli aldı. Burası bizim ön kısmımız. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar, bakın. Şurası yaptığımız Selanik. Arkadan da bu şekilde oluyor. İstediğiniz gibi istediğiniz yönü kullanabilirsiniz. Şurada, buraya da ben yelken yaptım. Siz isterseniz hayvan figürü yaparsınız, ağaç yaparsınız, çiçek, böcek, ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Bu şekilde nereye kadar öreceğiz? İlmekleri de, ilikleri de 13. sırada. Yani şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 sıra, 12 diş haroşadan sonra ilik açtık. 2 kere bu tarafa gittik geldik. Sonra bu tarafa geçtik. Dediğim gibi kanalım da var. Sonra kaç sıra öreceğiz? Kol yerine kadar. Bakın şuradan itibaren sayacağım ben şimdi. Kırk altı, 48, 50, tam son sırayla 52 diş haroşa yaptım. 52 dişten sonra kol kesimine geçtim. Buraya gelince devam edeceğiz zaten. 52 diş haroşa yapın. Bir de herkesin elin örgüsü daha bir farklı farklı. Sık yapan var, gevşek yapan var. İpin kalın olur, ince olur. Bakın şu boy ideal bir boydur. Ben size şimdi bunu bir de mezroyla vereceğim. Şuradan tutalım. Tam ortadan ölçmem gerekiyor. Çünkü ortayı baz alarak yapacağız. Şöyle 24 santim yaptıktan sonra kolyerimizi keseceğiz. Hadi bakalım şimdi. 50 diş haroşa işte 24 santime tekabül ediyor. O ölçüye ulaştıktan sonra tekrar kolyerini de yapacağız. Sonra da hayvan figürlerini yapacağız. Arkasını derken bir örgümüz daha Allah izin verirse bitireceğiz. Devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi 52 sırayı yaptık geldik. Şöyle 52 sıradan sonra yani 52 diş haroşamızı yaptık. Böyle şu şekilde 52 dişi tamamladık. Şimdi kolyeri ve ön kesimini birlikte yapalım. Şöyle tamamdır ışık. Kolyeri ve ön kesimini yapacağız. 52 diş yani 24-25 santime tekabül ediyor. Hemen kolyerine başlayalım. Hiçbir işlem yok şimdi. Devam edelim hiç uzatmadan. Aynen kolyerinde de tekrar ilmeğimi ters örer gibi alıyorum. Ama diğer sıralarda hep bu şekilde aldığım için yani bu şekilde derken ipim arkada dururken aldığım için böyle diş diş oluyor. Buradan da dikişlerimi daha rahat dikiyorum. Şimdi artık kolyerine geçtik. Ters örer gibi aldık. Hemen 7 tane ilmeğimi yapıyorum. 2 3 3 4 5 6 7. Modelimizin arka yüzündeyiz. 7. Bir tane ipi kendime doğru aldım. Ters örgü yaptım. Bunu Selanik yapacağız. Tekrar devam edelim. Başa kadar.
Haroşamızı yapalım. Başa kadar geldik. Ön düğme yerindeyiz. Boşaldım ve çevirdim. Bu taraftan ördüm. Şimdi bu sıradan itibaren hem kolyerindeki Selanik modelimizi yapacağız hem de kesmeye başladık. Kolyeriyle ön yerini aynı anda kesmeye başladık. Şuradaki ilmeğimizi tekrar aynı şekilde ördük. Şuradan iki tanesini haroşa olarak ördük. Zaten örgüm hep haroşa. Şimdi kolyerine kadar devam edin. Kolyerine kadar geldik. 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimiz var burada. 2, 4, 6, 7. Bir tane de düzümüz var. Hemen buradan 2 ilmeği kestik. Selanik yaptık. Kolyerindeki ilk selaniğimizi yaptık. Selaniğin önüne gelmeden, yani selaniği örmeden 2 ilmek keseceğiz. Her sıra bu işlemi tekrarlayacağız. Şimdi kolyerini örüp 7 tane ilmeğimizi örelim. İki, dört, altı, yedi tane ilmeğimi ördüm. Hemen ipi kendime doğru aldım, ters yaptım. Tekrar ters taraftan öne kadar devam edelim. Arka tarafta herhangi bir işlem yok. Kesmelerimiz önde. Yani ön yüzde her sıra kesmemizi tekrarlayacağız. Tekrar ön kısma geldik. 7 tane ilmeğimi ördüm. Selaniğimi ördüm. 2 ilmeği birlikte kestim. Şu boş alanı geçiyorum. Kesme yerlerini de birlikte yapacağız. Şimdi devam edelim. Tekrar kolyerine geldik. Selanik örgümüz burada dururken önünden hemen iki taneyi birlikte ördük. Selaniğimizi de ördük. Kolyerine örmeye devam edelim. Arka yüzden Selanik örgümüzü ters yaparak ön yüzden de selanik olarak örmeye devam edin arkadaşlar. Arka yüzden dolan gel. Arka yüzden dolandık geldik. Ön yüze geçtik. Tekrar düğme yerlerimizi yaptık. Selanik örgümüzü de yaptık. İki tanesini birlikte kestik. Yavaş yavaş dönmeye başladı zaten. Bakın ön yavaş yavaş 1, 2, 3. kesmemiz. Tekrar kolyerine kadar devam et. Tekrar kolyerine geldik. Hemen düz örgümüzün yanından 2 tanesini birlikte ördük. Selanik ilmeğimizi ördük. Bu şekilde arkadaşlar 6 yerde kol altında keseceğiz. 12 yerde önden keseceğiz. 12 ya da 13. Yani 20 ilmek kalana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ben şimdi birkaç sıra daha örüp geliyorum. Aynı şekilde arkadan hiçbir işlem yok. Önden kesmelerimiz bu şekilde. Kolyerinin 5. kesmesini yaptık. Fakat şurada şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu tarafa doğru keserseniz daha iyi olur. Ben şimdi şöylesine kestim ya. Hiç fark eden bir şey de yok ama yine de tavsiyem bu tarafa doğru kesin. Yani sonuçta kesiliyor.
Beşinciyi kesmemizi yaptık. Her iki tarafta da 7 tane, şöyle saydım, 7 tane kol altında keseceğiz. Bu 7 tane kesmemizi de yapıp hemen devam edelim. Evet, 7 tane kesmemi yaptım. Önde ve kolyerinde şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Öndekinin 9. kesmesi. Kolyerinde şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir sıra fazla kesmişim arkadaşlar. Burada. Bir sıra fazla kesmişim. Ben bu fazla kestiğim sırayı düzelteceğim. 7 kere kesme yapacaksınız. Kol yerinde. Ben 8 tane yapmışım. Ben onu şimdi düzelteceğim. Evet. Ben 8. kesmemi düzelttim. 7 kere kol altında kesmemiz var. Burası ön kısmı hala devam ediyor arkadaşlar. Selaneğimi de öreyim. Şöyle bakalım önde kaç tane kesme yapmışız. Artık kol yerinde kesmemiz yok. Düz bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi tekrar tersten dolanıp gelelim. Evet arkadaşlar bakın 7 yerde kol yerinde kesme yaptık. Kol altında ilmeklerimiz 20 taneye gelene kadar ön yerde kesme yaptık. Bakın kaç yerde kesme yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yerde de ön kısımda kesme yapmışız. Toplamda buradaki ilmeğim 20 taneye düştü. Şöyle bir sayalım. İlmeklerimizi 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 bir tane fazlamız var. Fazlaydı artık nereden herhalde temelde fazla başlamışım. Bir tane ilmek çok da bir şeyi değiştirmiyor. Şimdi bu şekilde bu ön kısmını bırakıyorum. Ne kadar yapmış olacağız? Artık 20 ilmek, 21 ilmek üzerinden devam edeceksiniz. Bakın şurada bizim ön kesmemiz bitmiş. Şurada ön kesmemiz bitmiş. Kesmeden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 diş haroşa yaptıktan sonra omuz başını bitiriyoruz. Bunu yaptığınız kişiye bağlı. Eğer yaptığınız kişi daha büyükse tabi biraz daha uzun yapmanız gerekiyor. Biraz daha fazla kesmeniz gerekiyor. İlmek sayınıza göre. Bu 40 tane olan ilmek sayınızın tarifi. Eğer 45 tane yaptıysanız ön kısımda 12 değil de 14 kesmeniz gerekiyor. Ya da kol altında 7 değil de 9 kesmeniz gerekiyor. Bu gibi yani. Omuz başını ona göre ayarlayacaksınız. Benim işimden dolayı örgüm biraz böyle sanki çok gevşek yapılıyormuş gibi çıkıyor ama normalde gevşek falan değil. Herhalde yakın mı çekiyorum, ne yapıyorum bilmiyorum ki. Önemli olan size verdiğim tarif arkadaşlar. Şöyle cici balıklarımızı da sonra yapacağız. Şimdi bu bölümü ben sizinle paylaşacağım. Siz bu bölümü yapın, zemininizi hazırlayın. Ondan sonra arka kısmının yapılışını da anlatmam gerekiyor. Çünkü arkada da şöyle bir ovallık var. Orayı da tekrar birlikte yapacağız inşallah. Arka başlamasıyla figürlerimizi ikinci bölümde yapacağız. Şimdilik kolay gelsin. Hepinize kucak dolu selamlar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın.